Selamun aleyküm kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Dördüncü videoda instanceleri dolaştık. Elimden geldiğince bildiğim her şeyi sizinle paylaştım. Çok fazla eğlenceli değil ama bir tık bilgilendirici bir video sizi bekliyor. Hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar biz instancelerin hepsini teker teker döneceğiz ekiple birlikte. Morokları yığdık. İlk Hüko'dan başlıyoruz. Hükümdar örümceği öldürdükten sonra görüşürüz. Evet dostlar, hükümdarı kestik geldik. 10 DJ onuru verdi, bir de yumurtası veriyor. Bu 3-4 aldım para ediyordu diye biliyorum. Ekstra olarak boss habire vurdukça konsantrasyon diye bir şey topluyor. Buna dikkat edin çünkü canınız 400'ün altındaysa direkt tek atıyor. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdi ikinci boss'a geldik. Bataklık yaratığı keseceğiz. Bu bataklık yaratığı için söylemem gereken bir şey var. Size zehir atıyor. O yüzden iki cep yaratık avcıları 500 olduğu zaman mağazadan alabileceğiniz beyaz yani kara büyüleri indiren tomardan alıp öyle girmeniz gerekiyor. Yoksa zehire ölürsünüz. Artı olarak söylemeyi unuttum. Bu yaratığa karşı blokta durmamanız gerekiyor. Blokta durunca çok fazla vuruyor. O yüzden açık savaşacaksınız. Şimdi dediğim gibi bu beyazlar ne işe yarıyor? Şu zehirli hasır otu diye bir şey atıyor bu belli zamanlarda. Bunları silmek için beyazı kullanıp siliyoruz. Ben kendi üstümden silmiştim. Şimdi de moruğun üstünden sildim. Evet, eğer bu beyaz temizleme tomarını almazsınız, böyle bu zehirden etkilendiğiniz zaman vurduğunuzun aynısı size geri iade ediliyor. Ve ben burada öldüm. İki cep girmiştim ama morokları sildiğimiz için yetmedi. Güç bela da olsa yaratığı kesmeyi başardık. Şimdi diğer instance boss'una geçelim. Dostlar diğer bir instance ise su altında bulunan batak geminin kaptanı. Bu boss çok zor bir boss değil. Tek başına girip çok rahat kesebileceğiniz bir boss. Bu da tabii ki 10 DJ onuru veriyor. Artı olarak bir de ölü rom diye bir şey veriyor. Bu ölü rom'u elde etmeniz için büyük kristal tüpe ihtiyacınız var. Bunu gitmeden önce kesinlikle alın. Bu ölü romlar önemli. Boş tüple birlikte elde ettiğimiz ölü romu civayla takas ediyoruz. Bu inci de midyeden çıkan inci. Flongard sarayında 5 su altı onuruyla takas ediyoruz. Evet beyler, şimdi 5. seviyede Mifer'e taş basmak için Elf Mabedi'ne geldik. Elf Mabedi'nde yolda 6 levelseniz böyle yaratıklar çıkıyor ve çok rahat 2 tane Endark'la temizleniyor bu yolla. Şimdi ben size boss'un nasıl kesildiğini de anlatacağım. 5. seviyede kaska taş basacak arkadaşlar iyi dinlesin. Elf'i kesmeniz için Paladin Shimon'da bulunan bir görev var. Antik Tapınağın Ölü Sakinleri diye. Onda da size 6 level yaratık dalıyor level'ınıza göre. O yaratığı kesip görevi teslim ediyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyor. Ama instancaya giderken özellikle yanınıza zehirleme tomarı alın. Çünkü boss'a biz hasar vuramıyoruz. Bütün hasarı emiyor. O yüzden karşınıza crest atıp zehirle keseceksiniz. Boss'a hiç vurmayacaksınız bile. Zehirlerle kesmeye çalışacağız. Amına koydum ne şey, bana akıl veriyorsun. Kırana bak. Şimdi beyler biz Elf Barınağı'na geldik. Burada Kraliçe Andorfen var. Kraliçe Andorfen'in değişik skill'leri var. Canınız %65'in üzerindeyse fazla vuruyor. Canınızda biri öldüğü zaman %42 daha fazla hasar yiyorsunuz ve %35'ini emiyor. Böyle hayat puanlarını geri kazanıyor falan. Böyle canını toparlayan, yani dövüştüğünüz zaman sıkıntı çıkarabilecek bir boss. O yüzden bu boss'un karşınıza crest yiyeceksiniz. Full crest dolduracaksınız. Ondan sonra bu crestlerle zehirleri atıp boss'un canını eriteceksiniz. Savaşmanıza hiç gerek yok. Boss'a atılan zehirlerin işlemesini beklerken ben size instance'nin haritasını göstereyim. Elf Mabedi'ne Ölüm Kanyonu'ndan giriliyor. Ölüm Kanyonu'ndan sonra önce gösterdiğim 6 level, 7 level yaratıklar kolay, yani 2 tane Endark'la çok rahat geçiliyor. Ondan sonra Kraliçe Andorfen'e geliyoruz şu anki bulunan kısım. Sonra da Tehditkar Link diye bir boss var. Evet beyler, bu boss'u da kestik. Zehirlerle canı eriyor. Bu boss'ta tek şanssızlığınız şu olur. Herhangi birinize denk gelip vurursa canını tekrar yeniliyor. O yüzden hiç karşınıza denk getirmemeye çalışın. Nasıl olacak bilmiyorum ama bütün takım arkadaşlarınız süre yapsın. Boss öldükten sonra da Endark'ları atıp dövüşü temizleyin. Bu boss'u kestikten sonra sır feneri atıyor. Bu sır feneriyle elf hazinesini açtığımız zaman içinden mavi yay üretimi için gerekli parçalar atıyor. Hamderi hafif yayın sağlam kalıbı falan verdi. Bir ilerideki bölümde de link sığınağı. Asıl taşı bu boss'u keserek alacağız. Hemen ceplerimi ayarlayayım gireyim. Bu arada blokta veya açık durmanızın hiçbir faydası yok. Çünkü
Her türlü bu size vuruyor yani. O yüzden açık olun. Siz de vurursunuz. Son 26 canı bu boss'u da kesiyoruz. Bu boss'u da kestikten sonra taş ekleyebileceğiz. Gördüğünüz gibi küreli sandık anahtarı attı. Bu küreli sandık anahtarıyla element küresini parçalayıp taşı takacağız. Şimdi bu anahtarı alıp burada hazine sandığına tıkladığımızda bize element küresini verdi. Bu sıradan element küresiyle bu mifer taşımızı kullanmaya basıp açabiliyoruz. Ve sonunda açıldı. Hemen bunu miferimize takalım. Şöyle kullanmak deyip gizemli öfke miferi kullan dedim ve taş şu anda takıldı. Geriye kaldı rütbeyi alıp halkasını takmaya. Dostlar instanca falan derken ben aksakalımızın bayramına gitmeyi unuttum. Şöyle hemen bayramını kutlayalım aksakalımızın. Aa Hacı abla. İyi bayramlar Hacı abla. İyi bayramlar. Şimdi Versi de görevim gelmiş. Onu almayı ben unuttum. Birkaç saat kaçırdım sanırım. Gidip onu alacağım. Şuradan Versi'damızı da alalım. Mahayana'nın gözyaşı. Versi de çiçeğimizi aldık. Tertemiz. Hepinize yeni bir günden merhaba dostlar. Yandığımdan beri yaklaşık 2 saattir su altında kesim atıyorum. 1 saat daha efektlere bastım. Kesim hakkımızdan 177 kalmış. Bunu bitirip 2 saat yine vert atacağım. Dün gece savaşçımı almıştım. Şimdi bu kesim hakkımızı bitirip vert atmaya geçeceğim. Şimdiden bana kolay gelsin. Beyler efektleri bitirdik geldik. Bu yaratıkla birlikte bitti. Göz tenceresinde 12 dakikası kalmış. 4 saattir. Gerçekten artık midem bulandı bunları kesmekten. Ama paradan da anlarsınız, güzel bir para bırak. Bakacağım kaç onurumuz olmuş. 1658 olmuş. Güzel bir 350 tane falan kalmış. Bunu ben yarın kesinlikle bitireceğim. Şimdi 2 saat vert açmamız gerek. Vert açacağımız yere bir gidelim bakalım boş mu. Beyler şimdi göz kasacağımız yere geldik. Ben seriden efektlere basayım. Göz kasmaya başlayalım. Efektlerimizi şu an ayarladık. Ben 1 saat burada göz kastıktan sonra kaç göz düştüğünü söylerim. Efektleri bitirdik. 30 saniyeleri kaldı her birinin. Şimdi bakalım kaç göz atmış. Ben de merak ediyorum. Tahminimce bir 25-35 arası. Bakalım 34 tane göz atmış. Gayet yeterli. Zaten hep 30-32-34 falan atıyor. Çantayı bir temizleyeyim. İkinci saatte gelirim. Beyler efektleri bastık geldik. Şimdi ikinci saat Versi'deyi atacağım. Bakalım kaç tane göz düşecek. Ben şimdi bir saat daha ölülerden kesip geleyim. Son yaratığı da keselim. Bunu da kestikten sonra bakalım kaç tane göz atmış. 32 tane göz atmış. Klasik. Bu 32'den kopamadık. Ayrılamıyoruz. Gitmiyor bizden. Olsun, sıkıntı yok. Kafi, yeterli. Ben bu çantayı bir temizleyeyim. Kesim hakkımızın sıfırlanmasına yarım saat var. Benim de su altı onurum 1663'tü. Yani bir 350 tane falan kaldı. Kesim hakkım sıfırlanınca tencereyle birlikte bunu 2K yapıp şu su altı belasından kurtulmak istiyorum. Bu akşam yani bu gece herhalde bu beladan kurtulacağız. Bir daha da 8 level falan kesmeyeceğim yani, çok şükür. Kesim hakkımız sıfırlandı. Şu an saat 00:23. Ben tencereyi bastım. Yaklaşık 4 saat boyunca 150 tane isyancı Floyd'in kestiğimiz zaman su altı onurumuz 2K oluyor. Daha fazla bu yaratıklardan kesmemize gerek yok. Şimdi ben bunları bir 4 saat haşlayayım geleyim. Evet beyler, şimdi bu yaratık sonunda 2K su altı onuruna ulaşacağız. Son yaratığı kesince 2000 olacak. Hürmet madalyonumuzu alacağız. Bir daha da buraya gelmem. Bunlarla uğraşmam. Saat 4 oldu. Hala bunlardan kesiyorum. Tenceremiz bitti. 3 dakikası kalmış. Şu anda 2K ulaştık. Bu saatten sonra yapacağımız şeyler midye ile 3K yapmak. Şimdi hemen midye mübünü açacağım. 50 gümüşten bir ilk sefer için 100 tane açalım. Bunları satılınca ne yapacağımızı söyleyeceğim. Beyler şimdi dün gece açtığımız mübadelede Furkan kardeşim sağ olsun 44 tane midye atmış. Bunları alalım. Şimdi bu midyeleri teker teker kullanmak deyip içinden incileri çıkaracağız. %100 oranla çıkmıyor. Hani şu an 2 tane açtım. 2 tane çıktı. Arada bir böyle mercan falan saçma sapan şeyler atıyor. Şimdi bu midyeleri ne yapacağımızı söyleyeyim. Burada Flungard Sarayı var. Flungard Sarayı'na gittikten sonra buradaki NPC'ye Golledi incisi dedikten sonra teker teker buradan veriyoruz. Ve her bir inci için bize 5 Floyd'in onur puanı veriyor. Böyle böyle 2K'dan 3K'ya kasmaya çalışacağız. Yani bildiğiniz para. Şu anda üzerimde 300 altına yakın bir para var. Ki daha da kasacağım. Yaklaşık bir 500-600 falan altın gidiyormuş. Biz bunu 3-4 güne hayranlarız. Evet arkadaşlar, şu anda hanlık dövüşlerinin içinde kaldık. Bağırma lan milletin içinde. Asiller vs Paydar hanlık savaşları yapıyoruz. Bir tane buğra var ama olsun.
Sıkıntı değil. Tamam, Darkress ölüyor şu anda. Evet, öldü. Beyler, dövüşe bizim 14'ler de geliyormuş. Burası muazzam olacak. Evet dostlar, bu dövüşü de kazandık. Şöyle size istatistiği göstereyim. Bayağı bir uzun sürdü. Şöyle bir dövüş oldu. 3 tane kelle almışız, bizim için yeterli. Sonra da zaten 14'ler girdi. 14'lerin savaşında galip olan taraf biz olduk. Dostlar, bu bölümlük de benden bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.